Narco, narco, got dope like Pablo. Pablo, cut dope like Pablo. Cut dope, chop trees with the Draco. Draco, on and off, got Diego. Diego, say hasta luego. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zülal Karahan. Bugün tekrardan bir LGS ders çalışma günlüğüm videosu çekiyorum. Ama bu bir önceki videolarımdan farklı olacak. Bu videoda sadece deneme çözeceğiz. Bu hafta hiç deneme çözmeye fırsatım olmadı. Bu yüzden bu hafta çözeceğim bütün denemeleri bugüne toplayacağım. Aynı zamanda bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu an belki fark etmişsinizdir ama bir önceki videolarıma göre görüntü kalitesi daha iyi. Çünkü ben kamera aldım. Bunun videosu 2 video sonra falan gelecek çünkü telefonumla çektiğim 1-2 video var. Onları ilk önce yüklemem gerekiyor. Şimdi de asıl konumuza dönelim. Bu video için kaç günlerdir bir kargo bekletiyorum ve şimdi onu açacağız. Kargomuz burada. Şuradaki, şu an gözükmüyor ama şurada bir tane aynalı çekmeceli şeyim var ya, onun üstünde kaç günlerdir duruyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor ve açmamak için kendimi zor tuttum. Çok merak ediyorum. Gelin şimdi birlikte açalım. İçinden bir tane daha paket çıktı. Evet, denemeler buradan gözüktü. Şimdi gelin birlikte bunları inceleyelim. İçinden ilk önce 5 tane branch deneme çıkıyor. Gelin ilk önce bunlara bir bakalım. Bir tane paragraf denemesi. Uzun zamandır paragraf denemesi alacağım desem de almıyordum. Bunu görünce gerçekten çok sevindim. Devam edelim. Burada bir tane Inklab denemesi var. Biliyorsunuz ki Inklab yeni yeni çözmeye başladım. Çünkü Inklab'ı sevmiyorum diye ben testlerini de çözmüyordum. Ama bu aralar tabii ki de başlamam gerekiyordu artık çözmeye. Ve Inklab kitaplarım, Inklab denemelerim çok azdı. Bu yüzden bu da tekrardan çok iyi oldu. İlk önce kitaplara bakacağız, sonra da içini inceleyeceğiz. Onlu fen bilimleri denemesi. Bu arada bu kitapların hepsinde 3 tane genel deneme, 7 tane de sarmal deneme bulunuyor. Matematik denemesi ve son olarak da onlu Türkçe denemesi bulunuyor. Gelin şimdi bu branş denemelerin içlerini inceleyelim. İçine ilk bir baktığımda yeni nesil sorular, büyük büyük sorular var. Aynı zamanda her denemenin içinde analiz tablosu bulunuyor. Burada konular yazıyor ve siz eğer o soruyu doğru yaptıysanız yanına doğru olarak tik atıyorsunuz. Yanlış yaptıysanız yanlışa tik atıyorsunuz. Böylece takıldığınız konuyu anlayabiliyorsunuz, belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu denemeler video çözümlü. Yanlış yaptığınız bir sorunun kolaylıkla video çözümünü izleyebilirsiniz. Ve içinden bir adet de gerçek LGS denemesi çıkıyor. Birazcık bunu elime alınca korkuttu beni ama. Hadi bismillah. Bunu büyük ihtimalle bugün çözmem. Pazar günü falan çözerim. Hani LGS gibi olsun diye. Şu anlık bu branş denemeler için diyeceklerim bu kadardı. Şimdi zaten birlikte çözeceğiz. Çözdükten sonra da fikirlerimi paylaşırım. Ve cevap yayınlarına da gönderdiği bu güzel denemeler için çok teşekkür ederim. Hadi gelin ilk önce bir program hazırlayalım ve bu denemeleri çözmeye başlayalım. Careful with your pretty eyes and run with me. You're the... Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the scapegoat. Size şimdi bir de programı göstereyim. Bu şekilde bir program. Dediğim gibi bütün denemeler var burada. Matematikle başlayalım. Şimdi denemem bitti. 2 boşum var. O da yapamadığımdan değil, sürem yetmedi. Ama bütün sorularımı kontrol ettikten sonra o soruları tekrar çözmeye çalışacağım. Birazcık size denemeden bahsedeyim ama ilk önce bir tripoda takayım çünkü kolum ağrıdı. İçinde gerçekten yeni nesil ve zor sorular var. Hani zorlamak için zorlanmamış, gerçekten güzel sorular var.
Şimdilik görüşürüz. Cause you and I are a secret. 3 yanlış 2 boş çıktı. Gerçekten çok kötü. Yani yanlışımın çıkacağını beklemiyordum. Çıkınca da çok üzüldüm. Bu yüzden önce buradaki yanlışlarıma bakacağım. Sonrasında da başka bir ders denemesine geçeceğim. My drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. Şimdi telefona geçtim çünkü kameranın şarjı bitti. Size şöyle bir göstereyim. Yanlış yaptığım sorulara baktım. Hepsi dikkat hatası ya da minik bilgi eksiklikleri. Burada son iki basamağı almışım. Burada iki geceyi almamışım. Burada dikkat hatası yapmışım. Şu an nedense ışık titriyor. Bunu yani dikkat hatası falan değil. Yapamamışım. Burada da milyarın ne olduğunu bilmediğim için yapamadım. Siz de bilmiyorsanız 10 üzeri 9'muş arkadaşlar. Böylece bu denemedeki yanlışlarıma da bakmış oldum. Şimdi acaba ne denemesi çözsem? Sözel bir dersten çözmek istiyorum çünkü yeni matematik çözdüm. Türkçe olabilir. İnkılap mı çözsek ya? Canım bir inkılap çözmek istedi. Bu aralar nedense inkılabı seviyorum. Evet, inkılap çözeceğim. Aa, bu arada bu inkılabın içinde bir de İngilizce varmış. Ben bunu bilmiyordum. Aa, bakayım. Bir denemenin içinde 10 soru inkılap, 10 soruda İngilizce var. Hadi gelin çözmeye geçelim. Tekrardan merhaba, yine masa başına geçtim. Ufak bir mola vermiştim. Şimdi yine deneme çözüyoruz. Son 3 deneme kaldı elimde. Şu an hiç fen çözesim yok. Sanırım Türkçe çözeceğim. Çünkü paragraf da çözmek istemiyorum. Hadi o zaman Türkçe denemesi çözmeye geçelim. Dakika vermiştim ama 18 dakikada bitti, gayet güzel. Şimdi de sıra fen denemesi çözmeye geldi. Fen ve paragraf çözmek nedense bugün hiç istemiyorum ama kendimi zorlamam gerekiyor. Bu arada Türkçenin de analiz tablosunu yapmayı unuttum. Onu da fenle birlikte yaparız tekrardan. Bunda iklim ve hava hareketleri, mevsimlerin oluşumu bu kadar. Evet, bu iki konu var. Gelin şimdi hemen çözelim.
başında böyle sayfalar var. Kaç dakikada çözmemiz gerektiğini ve düzeyini söylüyor. Aynı zamanda şimdi içini göstereceğim. Böyle insanın çözüsü gelmiyor mu içini görünce? Bilmiyorum ama bana öyle bir istek geliyor bu sayfaları görünce. Yani geldi. Evet, şimdi benim denemem bitti. Bu arada ben bunları 20 soruluk zannediyordum. 15 sorulukmuş. Tam ben de 15 dakika 3 saniyede bitirdim. Yani her soruya 1 dakika vermişim. Benim için gayet güzel. Herkese tekrardan merhaba. Bu sefer videonun kapanışını yapmak için geldim. Ama videoyu kapatmadan önce birazcık denemeler hakkında konuşmak istiyorum. Gerçekten bu denemelere bayıldım. İçinde çok kaliteli sorular var ve LGS tarzı sorular bulunuyor, yani yeni nesil sorular. Ayrıca denemelerde olsun, sınavlarda olsun, gerçek LGS denemesinde olsun sizin çok işinize yarayacak, sizi geliştirebilecek bir kitap. Yani kitap dediğim denemeler. Aynı zamanda içinde analiz tablosu olması da çok güzel. Çünkü biz direkt kendimiz bilemiyoruz hangi konuda eksiğimiz var ya da yok. Böylelikle daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. İçinden çıkan gerçek LGS denemesini çözmedim. Dediğim gibi pazar günü çözmeyi planlıyorum. Ama içine bir adet de gerçek LGS denemesi koymaları güzel olmuş. Biraz korkutsa da. 5 Haziran'da bu kitapçığı göreceğiz biz de arkadaşlar. İçindeki sorular farklı olsa da. Bismillahirrahmanirrahim. Cevap yayınlarına gönderdikleri bu güzel denemeler için çok teşekkür ederim. Siz bu sıralar soru bankalarına mı ağırlık veriyorsunuz yoksa denemelere mi ağırlık veriyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada çok güzel konuşamamış olabilirim çünkü oruçluyum ve ağzım sürtüşüp duruyor. Neyse, görüşürüz.